Evet, merhabalar yeniden. Şu an sizleri evimde ağırlıyorum. Aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğim sizlere bugün. Aciliyeti var. Stüdyoma gitmedim. Evimde sizlere bu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yarın düzenlenecek bir ihale ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir firma yurt dışında bir tesisi, hatta birkaç tesisi görmeye götürdü. Bu tesiste neler görüldüğünü ben size yakında videolarımda anlatacağım. Yani yarın düzenlenecek bir ihale var ki bu ihalesi de Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nca hazırlanmış bir proje var. Bu projede çöpten veya evsel atıklardan biyogazla elektrik üretme projesi. Bundan hiç kimsenin haberi yok. Yarın düzenlenecek olan bu ihale adrese teslim bir ihale ve 3 Mart 2019'da ömrü bitecek bir büyükşehir belediye başkanı, düşünün, 29 yıllığına bir ihale düzenliyor. Şimdi bu ihalenin altından bir şeyler aramak lazım. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Atabey, açıkça uyarıyorum sizi buradan. 29 yıllığına bu ihaleyi yapamazsınız. Çünkü sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız dahil hiç kimsenin böyle bir ihaleye yapmaya ne yetkisi var ne de zamanı var. Sizler artık yolcusunuz, gidiyorsunuz. Yani sizlerin artık rüştünüz yok. Siz ancak ve ancak 6 aylık bir ihale yapabilirsiniz. Ama 29 yıllığına yapamazsınız. Demirli çöplüğümüz var biliyorsunuz. Bir iki noktada da atık toplama merkezimiz var. Yani çöplerimiz belli merkezlerde toplanıyor. Yarınki ihalede işte bu çöp merkezlerinde gazlardan, biriken metan gazlarından, biyogazlardan elektrik enerjisi üretecek bir firmaya 29 yıllığına bir ihale düzenlenecek. Buraya kadar her şey tamam. Anladık değil mi? Evet. Fakat anlayamadığımız ne biliyor musunuz? Kadir Albayrak bile bilmiyor bunu. Buradan öğrenecektir umuyorum. Demirli İkinoğlu çöp toplama merkezinin ruhsatı iptal oldu Kadir abi. Müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, Kül Yutmaz. Kalın sağlıcakla.